Gene siz müthiş bir cesaret örneği gösteriyorsunuz. Efendim, 1986 Ülkü Erakan'ınla birlikte Kısrak, Hülya Avşar'ın ilk başladığı dönemlerde olan bir film. Ama Göz Bebeklerinden, müthiş işi olan sevgisinden, yani ileride çok önemli bir sanatçı olmaması mümkün değil diye baktım ben yani. Kesin olacak. Hülya öyle bir kızdı ve o meyvelerini de topluyor ve gittikçe de oyunculuğu da gayet iyi olmaya başladı. Sinema oyunculuğu ve büyük bir cesaret içinde işte tiyatroda devam etti. Kısrak'ta bir duygu çemberini oluşturmuştuk. 1987 yılının büyük cesareti içerisinde asıl benim size sormak istediğim bir film var. Baktınız. Size 1987'deki cesaretinizden dolayı kutlarım. Aynen. Yolun sonundaki karanlık. Muhteşem. Çok zor bir rol oynuyorsunuz. Yolun sonundaki karanlık da sevgili Denizciğim, o da enteresan. O da Orhan Aksoy'dur. Sibel Turnagöl, üç tane erkekli olan bir ilişkisinin içindeki hikaye. Levent Kazak vardır. Levent Şu Kazak. Son yılların en başarılı senaristi. Evet. Orada genç, çok genç, pırıl pırıl yeni bir tiyatro oyuncusuyken o da oynuyordu filmde. Muhi Parçman var. Doğru. Levent Kazak vardı, Savaş Yurttaş vardı. Sibel Turnagöl, Orhan Aksoy filmiydi. Yine titiz dikkatli bir filmdi. Yolun sonundaki karanlık bugün çok doğru bir masa çalışması yapılıp iki senarist ya bir senaryo ekibi nasıl bir böyle 20 bölümlük 16 bölümlük dizi olur biliyor musun? O şey bugün o duygu, için bile o dizi bu, büyük evet, bir cesaret için. Bugün için bile facia bir şey olur dedi size yani düşünebiliyor musunuz? Ben mesela o rolü aldığım zaman bana Orhan Aksoy dedi ki ya al şunu dedi, hiç kafanı takma dedi, çok güzel olacak. Abi niye takayım dedim ya, ben bu rolü oynayacağım. 1987 miydi? 87. 87'de ben bir erkekle el ele tutuşuyorum. Ben bunu 2004'te yaptığım zaman hadise olur Türkiye'de. Kimse bir şey böyle bir şey yapmıyor. 1987'de yaptım sevgili Deniz'den. 1972'de sevmek ölmek zamanı yaptım. Aynaları kırdım. Ben iktidarsın diye bağırdım Türkan Şoray filminde. 2004, 2005'te, 2003'te, 2002'de, 2009'da da yapmayacaklar. Hep kemancı. Hala kemancı. Ve bizim bakış açıcı yönümüz Yalçın Gülhan bütün kızların aşkını kenara itip ve bu cesaretli bir rolü oynadı. Hala elinizdeki bastonla, gözlerinizdeki ışıltıyı Yolun Sonundaki Karanlık filminden hatırlıyorum. Canım. Çok fazla cesur davranmıştınız.